Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım her şey çok iyi ve çok güzel gidiyordur. Ben Serkan öğretmen. Bir önceki videoda patates baskısı çalışmalarından örnekler göstermiştim sizlere. Bu videoda baskı çalışmalarına devam edeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Sevgili öğrenciler, bu çalışma için gerekli malzemeler pırasa, havuç, yarım limon, ortadan ikiye düzgün şekilde kesilmiş soğan, dolmalık biber ve çeşitli kalınlıkta ipler şeklinde sayabiliriz. Yine şekil vermek için kullanacağımız küçük bıçağımız, A4 kağıtları, siz resim defteri kullanabilirsiniz, sulu boya ve su kabı şeklinde olmalıdır. Şimdi şekil verme bölümüne geçelim. Bu bölümde malzemelerimize şekil vereceğiz sevgili öğrenciler. Dilerseniz dolmalık biberle başlayalım. Bunu şu şekilde çocuklar kesiyorum. Evet, bakın. Diğerini de diklemesine keselim isterseniz. Farklı bir şekil üretmek için. Şu şekilde. Evet. Soğanları ortadan ikiye düzgün bir şekilde kesmiştim daha evvel. Yine yarım limonumuz düzgün bir şekilde kesildi. Evet, pırasamız var. Pırasamızı da düzgün bir şekilde kesiyorum. Önce şu ucunu bir alayım. Biraz daha kalın şekilde keseyim tutmak için. Şunları kaldırayım. Evet, bakın. Sırada havuçlarımız var. Havuçlarımızı V şeklinde çentik atıyorum. Şu şekilde bakın. Farklı şekil çıkarmak için. Tamamen sizin düşüncenize göre değişebilir. Bakın şu şekilde. Devam ediyorum. Çizgi çizgi de yapabilirim. Yine bakın çentik atıyorum. Yine bunu bir büyüğünüzün rehberliğinde yaparsanız, onlar size yaparsa çok daha iyi olur. Büyüklerinizden, aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Bakın. Diğerini de yapayım isterseniz. Ona da şu şekilde çentik atıyorum. Yine tekrarlayayım. Bunları size bir büyüğünüz yapıversin. Siz uygulamasını yaparsınız. Şimdi aynı şekilde böyle bir kertik attım ama bu sefer yatayın yatay şeklin tam karşısına diklemesine bir çentik atıyorum. Bakın. Evet. Şu şekilde oldu. Diğerini normal böyle bırakıyorum. Çocuklar. Düz bir şekilde bırakıyorum. Bütün baskılarımızı çıkardık. Bakın. Evet. Dilerseniz şimdi uygulama bölümüne geçelim. Şekil verme bölümünü bitirdik. Sevgili öğrenciler, işin en eğlenceli kısmına geldik. Şimdi istediğimiz materyalden başlayarak baskımızı gerçekleştirelim.
Evet. Limonumuzu istediğimiz renge boyayalım. Yeşil yapalım mesela. Az su, bol boya tekniğini kullanıyorum. Yine uyarıyorum sizi. Baskılarınızı yaparken kağıttan uzak tutun fırçanızı. Tanecikler, benekler kağıdınıza düşmesin. Çok boya sürüyorum. Sebebi ise güzel çıkması. Çünkü bu malzemeler boyayı emiyor çocuklar, sevgili öğrenciler. Evet, bakın şu şekilde güzel bir şekilde boyamaya çalıştım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle ortaya vurdum. Evet. Devam ediyorum. Şimdi isterseniz bunun yanına pırasa baskılarına devam edelim. O fırçamı kullanmıyorum. İki fırça kullanıyorum biliyorsunuz. Hemen başka bir renk alayım. Evet. Şu şekilde. Bakın. Evet. 3 kere bastım. Boyamın solduğunu hissedince tekrar boyuyorum. Evet, şu şekilde. Devam ediyorum. Evet. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ortaya limon baskısı yaptım. Kenarlara da, yanlarına da pırasayla baskımı devam ettirdim. Bu şekilde kompozisyonlar oluşturabilirsiniz çocuklar. İsterseniz devam edelim. Soğan kullanalım. Olur mu? Evet. Soğan kullanalım. Şöyle çalışmamı itiyorum ki benekleri, noktaları damlamasın. Temiz çalışmak istiyorum. Acele etmiyorum. Her zaman uyarıyorum sizi. Az su. Fırçamı çok sulu tutmuyorum. Az sulu tutuyorum. Daha çok boya şeklinde. O zaman baskılarımız daha güzel olur çocuklar. Evet. Şu şekilde her tarafına yediriyorum boyayı. Çok sulu yaparsam bu sefer malzememizin dokuları gözükmez kağıda vurduğumuzda. Evet. Bakın. Soğanımız. Şimdi canım nereye isterse oraya. Evet, soğanımızı. Bakın. Bu şekilde kenarlara dağıttım. Evet, isterseniz göstereyim size şu şekilde. Bakın. Devam ediyorum.
neyi kullanmadık? Biberimizi kullanmadık ve havucumuzu kullanmadık. Havuçları kullanalım bakın. Rengimi değiştireyim. İsterseniz siyah kullanalım. Bakalım nasıl olacak. Şu şekilde boyuyorum yine. Bütün yüzeye yediriyorum boyamı ki güzel çıksın. Evet. Dilerseniz evet, 3-4 defa bastım. Solmaya başlayınca bıraktım çocuklar. Şimdi diğer tarafı isterseniz basalım. İstediğim rengi kullanıyorum. Az su, bol boya taktiğini kullanıyorum. Çok su kullanırsanız dediğim gibi bastığınızda fazla sulu olacağı için kağıdınızdan su kayacaktır. Ve güzel gözükmesini engelleyecektir. O yüzden az sulu kullanıyoruz boyamızı bakın. Şimdi kahverengiyle şöyle çeşitli yerlere vuralım. Evet, ben size göstermek istiyorum yaptığım çalışmayı. Şu şekilde bakın. Sabırlı çalışırsanız, dediğim uyarıları dikkate alırsanız sizler de böyle çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi bunu kuruması için bir kenara bırakıyorum. Başka bir çalışma yapmak istiyorum. Bu sefer biberlerimi kullanmak istiyorum. Evet. Evet, şu biberimizi kullanalım mesela. Siyahtan devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Şu şekilde bakın. Şu şekilde, dikkatli şekilde kenarlarından boyuyorum. Sabırlı olmam gerekiyor. Evet. Az daha boya istiyor sanki. Sapından tutuyorum ve bastırıyorum. Bakın. Evet, gayet güzel. Şimdi daha temiz olan yeni kullanacağım biberi kullanıyorum. Şimdi ona devam edersem, biraz önce kullandığıma devam edersem siyahla karışacak o renk, karışık bir hal alacak. O yüzden ben temizini kullanıyorum. Bakın. Evet, devam ediyorum. Sıçratmadan, dökmeden yapmaya gayret gösteriyorum. Tabii ki olabilir çocuklar, ufak tefek damlamalar olabilir ama çalışmamızın güzelliğini etkilememesi için dikkat ediyoruz. Evet. Devam ediyorum. Evet. Şimdi şu yatıkları kullanacağım. Dikey kestiklerimi daha doğrusu. Onları kullanalım. Başka renk bulayım. Bakalım nasıl olacak.
Evet. Güzel bir şekilde boyadığımı düşünüyorum. Şimdi bunu uygulayalım. Evet. Biraz farklı oldu. Evet. Göstereceğim size. Bakın. Gayet temiz ve güzel. Devam ediyorum. Kullanmadığım havucumu kullanacağım. Evet, güzel bir şekilde damlatmadan boyamaya gayret gösteriyorum. Evet, şimdi mühür vurur gibi. Evet. Evet. Dilerseniz size göstereyim şöyle şu şekilde. Bakın. Devam ediyorum. Düz bölümünü, hiçbir şey yapmadığım bölümü boyayalım bu sefer. Sulu olduğunu düşünüyorsanız boyaya çok vurun fırçanızı. Evet. Tüm renkleri kullanarak güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Evet. Şimdi yine pırasalardan devam edelim. Şekilde tüm pırasayı yediriyorum boyayı. Aralara. Yine bir havucumu alıyorum. Şekil verdiğim havucumu. Bunu da kullanayım ve bu çalışmayı bitirmiş olayım. Sevgili öğrenciler, çok eğlenceli bir etkinlik bu. Malzemeleri çeşitlendirirseniz daha güzel olur. Bu malzemeler size keyif verecektir. Dediğim gibi şekil çıkarırken bir büyüğünüz yardım etsin size. Çentik oluşturmada ya da biz kertik diyoruz. Kertik oluşturmada size büyükleriniz yardımcı olsun. Evet. Evet. Şöyle kurayım. Evet. Bu çalışmayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Sırada ipler var. İp baskısı yapalım ve etkinliğimizi sonlandıralım. Şöyle kuruması için bıraktım. Evet. Şimdi bakın, kalın ip daha güzel olur. İpimizi sabırla boyamamız gerekiyor ancak. Sabırla boyamamız gerekiyor. Dilerseniz şu kağıdı üstüne boyama çalışması yapayım. Diğer kağıdıma basayım. Evet. Tabii bir kağıdımız boşa gidecek. İpi boyamak biraz vaktimizi de alan bir şey. Sabırla ipimizi boyuyoruz. İpimizin yarısını bir renk, diğer yarısını da bir başka renkle boyayabiliriz.
iki farklı renk kullanmak açısından. Evet. Şu şekilde. Masayı kirletmemek için böyle bir şey yaptım. Eğer sizin masanız silinebilen bir masaysa güzelce, altına bir şey koymanıza, kağıt koymanıza gerek yok. Evet, devam ediyorum. Şu şekilde. Ortaya kadar boyayacağım. Evet. Şimdi diğer bölümü başka bir renkte boyayayım isterseniz. Bunu da sarı yapalım. Sarıyla. Siz sevdiğiniz, tuttuğunuz takımın renginde yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Evet. Biraz zorlu bir iş oluyor. Çünkü ip boyamak biraz daha zor. Evet, şimdi ne yapıyorum? İpimi boyadım. İki ucundan alıyorum. Kağıdımı şöyle ikiye katlar gibi yapıyorum. Ortası belli oluyor. Buraya şöyle yerleştiriyorum. Şu şekilde. Karışık bir şekilde yerleştirdim. Şimdi ipin iki ucundan çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Aa, fena olmadı. Evet. Bakın. Gayet güzel oldu. Evet. Kuruması için kenara bırakıyorum. Bir de ince ipim var. Ama bunu kullanalım mı? Kullanalım. Siz kalın kullanırsanız daha güzel olur. Bakalım öyle mi? İpimi boyayayım. Ne yapalım? Kırmızı renge boyayalım. Evet. Boyamak biraz daha zor. Bakalım. Belki daha güzel olur. Bakayım. Güzel mi olacak? Kalın ipten daha mı kötü olacak? Bakacağız. Birlikte bakalım. Güzel bir şekilde boyuyorum. Ortalığı batırmadan. Şimdi diğer ipin kalan kısmını da başka bir renk şeklinde boyayacağım. Kırmızı. Kahverengi mi kullanalım? Hadi kahverengi kullanalım. Evet. Evet. Kullandık. Bakın rengimiz tamam. Yine kağıdımızı ortadan ikiye ayıracağım. Şu şekilde. Evet. Şimdi buraya ipimi dolayıp iki ucunu aşağıya gelecek şekilde bırakıyorum ve ikiye katlıyorum, bakın A4 kağıdımı. Evet. Şimdi ipin ucundan çekiyorum. Ve bastırıyorum. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet. Bu da güzel oldu. Fena olmadı bakın. Şöyle göstereyim size. Evet. Bu bölümü bitirmiş olduk çocuklar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için eğlenceli ve keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.